Sevgili seyirciler, Sansürsüz Futbol YouTube kanalında sansürsüz sohbetlerde bu hafta. Size şöyle bir tanımlama yapsam kim dersiniz? İşte yürüyerek adam geçer, telefon kulübesinde çalım atar, yedek kulübesinde bile adam geçer. Bu özellikleri saydığımda çok fazla isim gelmez aklınıza elbette ki. Sevgili Yusuf Şimşek bizimle birlikte. Hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Öncelikle vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Antalya'da yaşıyorsun. Evet. Yoğun bir tempon var. Kendi iş kariyerinin dışında, ailen orada, çocukların orada. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin diyorum tekrar. Evet, tabii ki biz seninle önce Denizli Spor Fenerbahçe maçından konuşmaya başlayacağız. Sevgili Fenerbahçelilerin de bu konuyla ilgili merak ettiği birçok soru var. Elbette ki sen daha önce bu tarz sorularla çok karşı karşıya kaldın. Ben biraz farklı bir açıdan sana belki de soru yöneltirim. Sen de bize bilmediğimiz bir iki bir şey söylersin. Evet. Peki sen anlat bize Denizli Spor Fenerbahçe maçının en kritik anı neydi? Birçok olay yaşandı aslında. Önünde ve arkasında çok dedikodular, iddialar vardı. Yavaş yavaş sen de ilerleyelim. Senden dinleyelim. Sporun kaptanı. Aslında en kritik anı Akbeyan kaçırdığı goldü. Bunların hiçbirisi konuşulmayacaktı. Maç 1-1 iken Akbeyan kaçırmıştı hatırlarsanız. O gol olmuş olsaydı artık bunların hiçbir şey konuşulmayacaktı. Ne Yusuf konuşulacaktı, ne Denizli maçı konuşulacaktı, ne 16 dakika uzama konuşulacaktı. Bunların hiçbir şey konuşulmayacaktı. Bence maçın ve şu ana kadar konuşulmasının tek kırılmağını Akbeyan kaçırdığı goldü. Ama maça gelince şunu söylemek istiyorum. Biz futbolcular ekmek yediğimiz yere sahip çıkarız. Ekmek yediğimiz formasını son dakikaya kadar terletmek için savaşırız. Nereden ekmek yiyorsak oraya hizmet etmek zorundayız. Çünkü bana Fenerbahçeliler o maçtan sonra çok kızdı. En yakın arkadaşlarım bile küstü diyebilirim. Neden işte maçı bırakmadın gibi falan diye şeyler söylediler. Biz şöyle söyleyeyim. Tabii ki Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterdim. Allah var. O zaman Galatasaray olacağına Fenerbahçe olsun derdim ama o şartlarda biz de zorluklar çektik. Çünkü bir sezon boyunca neredeyse para alamadık. Parasız mücadele ettik. Bütün futbolcu arkadaşlarımla, yönetimimiz olsun, çalışanlarımız olsun. Zor bir süreçti. Maç daha zor bir süreçti. Çünkü kaybetseydik belki ligden düşecektik. Ama dediğim gibi bizim maçımızdan zordu. Ben zaten orada takım kaptanıydım. Yıllarca orada futbol oynadım. Ekmek yedim. Hala bu maç anlatılıyorsa ben şunu söylemek istiyorum. İyi ki de futbolun gerektirdiği işleri yapmışım diye düşünüyorum. Çünkü eğer öyle bir şey yapmamış olsaydım insanların yüzüne bakamazdım. Çünkü alnımda bir kara leke olurdu. İşte Fenerbahçe'ye maçı verdi ya da sattı gibi şeyler söylenirdi. Onun için gönlümde, vicdanımda çok rahat bir maçta ilgili. Peki hangi arkadaşların serzenişte bulundu sana? Fenerbahçeli arkadaşlarım vardı çok. Ne mesajlar maçtan sonra. Şunu da söyleyeyim. Belki insanlar yanlış düşünebilir. Ben maçtan sonra eğlence vardı mesela Deniz Spor takım olarak. Eğlence vardı. Ben gitmedim. Niye? Üzüldüm. Fenerbahçe'de arkadaşlarım vardı. Ümit vardı. Tuncay, Semih, Volkan. Bir sürü arkadaşım vardı. Gerçekten ben de üzülmüştüm o zamanlar. Çünkü niye başka takım olsun, Fenerbahçe olsun diye düşünmüştüm. Eğlenceye bile gitmedim yani. Fenerbahçe'de oynayan arkadaşların mı maçı neden bırakmadın diye serzenişte bulundu? Yok, hayır. Yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçeli arkadaşlar. Fenerbahçeli taraftar. Fanatik taraftar arkadaşlarım çok benim. Hala Fenerbahçeli arkadaşlarım çok. Onların tepkisiyle çok karşılaştım. Hatta bazıları 2-3 sene görüşmedim yani. Küstük resmen yani. Evet, peki. Şimdi maçtan önce Galatasaray'dan teşvik geldiği çok konuşuldu. Size peki maç primi olarak bir şey vaat edildi mi? Önce bunu sormak istiyorum. Şöyle söyleyeyim, bu çabı yıllarca konuşuldu. Yıllarca konuşulmaya devam edecek bence. Ben şahsi olarak, Yusuf Şimşek olarak, takım kaptanı olarak rahmetli Ali Pek'in manevi oğlu gibiydim ben orada. Her şeyi bilirdim. Ama bu konuyla ilgili inanın bana bir tek bir şey bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum, maçtan sonra yalan olmasın 10'ar bin lira mı 15'er bin lira mı prim aldık. Onları da işte o 20'lik, 50'lik, 30'luk yani böyle küçük paralarda yani bunu da bize şöyle anlattılar. Denizli esnafından, Denizli iş adamlarından topladığımız paraları size dağıtıyoruz dediler. Onu da ben, Nurullah Sağlam ve kaleci Süleyman vardı, ikinci kaptan.
Üçümüz de artık benim en ufak bir bilgim asla ve asla yok. Peki maçtan önce size bir prim söylenmiş miydi bu rakam? Hayır, tam tersi hiçbir şey söylenmedi. Hatta şöyle bir şey oldu. Belki çoğu futbol sever bilmez. Sadece futbol camiasında bizim Deniz Spor'daki arkadaşlarım bilir. Maçtan önce oyuncu arkadaşlarım, 2 gün önceydi galiba, toplantı yaptık. İşte takım kaptanı olarak çocuklar dedi ki, abi başkanla konuş, alacaklarımızı versinler. En kötü senet versinler dedi. Ben de dedim ki çocuklar, bir maç kalmış. Yani şurada şu maçı oynayalım, ondan sonra herkes gitmek isteyen gider, kalmak isteyen kalır. Yok abi, sen bizi temsil olarak başkanla konuş. Peki, konuşayım dedim. Aşağı indim. Kapıyı vurdum, hocanın kapısını. Nurullu Hoca, Can Çobanoğlu, Ali İpek, üçü oturuyorlar. Girdim, selam aleyküm. Aleyküm selam. Dedim ki, başkanım bir sıkıntımız var. Buyur oğlum dedi. Dedim, böyle böyle diyor, söylüyor oyuncu kardeşlerim dedim. Yani bizim paramızı versin, biz antrenmana çıkmayacağız. Maça da 2 gün var. Başkan baktı bana. Arkadaşlarına söylüyor suçum dedim. Oynamak isteyen oynasın. Oynamak istemedi, kapı orada dedi. Çıkabilirsiniz, gidebilirsiniz dedi. Yani daha başka bir şey söyledim ama ben bunu yumuşatılmış şekilde anlatıyorum size. Daha ağır bir argo kelimelerle, rahmetli argo kelimelerle konuştu. Dedim ki ben böyle söyleyemem. Yumuşatılmış şekilde söylerim dedim. Tamam dedi, git söyle dedi. Gittim. Dedim ki arkadaşlar, başkanımız der ki oynamak isteyen oynasın, oynamak istemeyen de gidebilir diyor dedim. Tabii ki kimse gitmedi. Yani aslında ben işin olacağını biliyordum. Böyle olacağını da biliyordum. Yani başkanın bu şekilde tavır sergileyeceğini de biliyordum. Ve nitekim de benim dediğim gibi tavır sergiledi. Peki maçtan sonra sizin size kulübün vermesi gereken borçlar, ödemeler kapandı mı? Şöyle söyleyeyim, hemen kapanmadı tabii ki. Kalmak isteyenler kaldı. Kalanlar önümüzdeki yıl için senet aldı. Çek alan çek aldı. Gitmek isteyenler de bonservisini verdi başkan. Gittiler. Yani öyle sizin dediğiniz gibi çok afaki paralar dağıtılmadı. Yani ben çok iyi biliyorum. Çünkü başkanın en yakınlarından bir tanesiydim orada. Aynı şekilde hocanın, aynı şekilde Can abinin, Can Çobanoğlu'nun en yakınlarından bir tanesiydim. Çünkü takım kaptanı olduğum için sürekli diyalog halindeydik. Ben açıkçası o dediğiniz teşvikler, meşvikleri ben görmedim. Peki geçtiğimiz haftalarda Nobre konuk oldu. Evet. Sansürsüz Sohbetler programına. Orada onunla konuştuk, hatta daha sonra izleyebilirsin linkten. Dedi ki ben bu maçtan sonra Denizli Spor'da oynayan bir arkadaşımla konuştum. Dedim ki yani çok mu iyi teşvik primi gönderilmiş? Hani kol bacak bırakacak kadar oynamak mı gerekiyordu? Dedi ki yani kol bacak değil, orada kafanı bırakırsın. O kadar yüksek bir rakam gelmiş diye bir ifade de bulundu. Ben inşallah Nobre'yle tekrar karşılaşırsın ya da ben de karşılaşırım. Sorarım. İnanın bana aslında öyle de olmadı. Şöyle söyleyeyim. Takımda Fenerbahçe'yle azdı zaten. Fenerbahçe'de oynamış ya da Fenerbahçe'den azdı. Galatasaraylı oyuncular daha çok, inanın buna. Yani onlar ben biraz önce dedim ya, Galatasaray olacağına Fenerbahçe olsun. İşte onlar da Fenerbahçe olacağına Galatasaray olsun hırsıyla azimle oynadılar. Yani inanın bunda birinci şık biz kaybetseydik ligden düşecektik. İkinci şık düşmeden kurtardık. Son 15-20 dakika düşmeyeceğimiz garantilenmişti. Oyuncu arkadaşlarım, Galatasaray'ın çokluğundan dolayı biraz da maçı asıldılar, onu diyebilirim. Ben ama gerçekten hiçbir şekilde teşvik görmedim. Ben görmedim. Yani Galatasaray'dan bir teşvik geldiğini söyleyemem diyorsun, doğru mu? Ben görmediğim bir şeyi evet diyemem. Peki duyma ya da işte... Hiç de duymadım. Kulüp içinde her şeyi bilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, başkanın en yakınlarından bir tanesiydim. İnanın bana o gece ben eğlenceye gitmedim. Gece saat 3.30-4 gibi gece başkanın evine gittim. Yukarıda dağda bir ev var. Oraya gittim. Hoca var. Maçtan sonra. Evet maçtan sonra. Eğlence vardı. Takım halinde eğlence vardı. Ben gitmedim. Üzüldüm. İşte Tuncaylar, Muncaylar çok üzüldüler sahada. Rüştü abiler falan. Kendime yediremedim açıkçası. Eve gittim. Dinlendim. Sonra gece başkan aradı. 2.30-3 gibi. Neredesin sen dedi. Evdeyim başkanım dedim. Niye gelmedin dedi. Canım sıkın biraz. Ne oldu dedim. İşte Fenerbahçe şampiyonu kaybetti diye üzüldüm dedim. Daha evine gel çabuk dedi. Kardeşim vardı, benim misafirim vardı arkadaşım. Üçümüz çıktık galiba. İşte Nurullu Hoca, arkadaşlar falan vardı. Sohbet ettik. Yani ben inanın öyle bir şey görmüş olsaydım zaten o zaman söylerdim bunu. Peki bir şey söyleyeceğim. Sana böyle bir şey, şimdi karakterin, o bak karakterin çok konuşulur senin.
Mesela ben seninle röportaj yapmadan önce özellikle senin mesela teknik direktör olduğun takımlardaki oyuncularla da konuştum. Şimdi bazı insanlar için derler ki çok iyi insan ama işte sinirlidir ama bilmem ne ama şöyledir. Yani seninle ilgili ufacık olumsuz tek kelime konuşulmuyor. Oyuncular sana tapıyor kelimeyi. Yani doğru bir kelime ise çok seviyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani futbolcu olduğun zaman da seviliyor olabilirsin ama teknik direktör olduğun zaman futbolcuların tarafından bu kadar çok seviliyor olman, çalıştırdığın bir kulübün başkanıyla konuştum. Yani hakikaten çok karakter olarak çok bulunur bir karakter değilsin. Herkesin aslında çok sevdiği bir isimsin. Böyle bir durumda sana rahmetli Ali İpek gelip de biz Galatasaray'dan teşvik geldi bak Yusuf böyle böyle bir durum var dese sen ne yapardın? Ben direkt başkana sorardım, alma derdim. Peki işte Alıyorsan bundan da dolayı sana söylememiş olabilir mi? alıyorsan da ben oynamam derdim. Ben harbiden oynamazdım. Bu geçmiş dönemlerde şöyle anlatayım sana Figen. Amatör takımda oynuyorum. İlk yetiştiğim Demirspor var. Demirspor'dan Kemerspor'a transfer Kemal. oldum. Demirspor şampiyonluğu oynuyor. Finikespor'da şampiyonluğu oynuyor. Demre ile maçımız var. Ben Demirspor'da yetişmişim. Normalde Demirspor'a kıyak geçmem lazım, değil mi? Çünkü amatör takım bu. 3-2 yendik, 2 tane gol attım. Yani benim karakterimde teşvik, şike, hatır şikesi bir kişi diyemez. Benimle ilgili bunların bir tanesini bir arkadaşım söylesin ya da bir hoca söylesin ya da bir teknik direktör söylesin ya da bir başkan söylesin. Antrenörlük pro lisans diplomamı yırtarım. Bir kişi dahil diyorum. Bir kişi. Yine bir şey daha söyleyeyim. Benimle ilgili belki yeri ve zaman değil ama bazı menajerle ortak çalıştığımı söylediler. Bir kişi, yine söylüyorum. Bir kişi Yusuf Şimşek herhangi bir menajerden 1 TL haksız yere kazanç elde ettiğini söylesin. Yine diplomamı yırtarım. Ya Yo ben ben zaten o yüzden böyle bir şey olsa bile Ali İpek'in sana söylememe ihtimalini çok yüksek görüyorum. olabilir, olabilir. Ama yine söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? Sözünü kestim çok özür dilerim. Yani geçtiğimiz günlerde Denizli Haber'de Ferah Işık isimli bir beyefendinin Tanırım. bir haberi Tanırım. var. Okudum değil mi? O Şimdi haberi orada okumak diyor kadar ki tanırım. Fethi Netoğlu, Ali İpek'in çok yakın arkadaşı. Bir dönem siyasette de bir arada bulunmuşlar. Orada çok net bir ifadesi var. Diyor ki Ali İpek Galatasaray'dan gelen parayı cebine indirdi gibi dedikodular çıktı. Aslında Galatasaray'dan gelen bütün teşvik primini oyunculara ve teknik ekibe dağıttı. Bu şimdi bir aslında teşvik itirafıdır. Doğru mu? Bunu kim söyledi? Bunu Fethi Netoğlu Ali İpek'in çok yakın bir arkadaşıyla yapılan röportajda söylüyor Fethi Bey. Yani orada aslında Ali İpek'i hani cebine indirmedi parayı diye ifade etmek istiyor. Yani cebine indirmedi. Aslında Galatasaray'dan gelen bütün parayı oyuncu ve teknik ekibe dağıttı diye bir ifade kullanıyor. Ama ben biraz önce anlattım. Gelen parayı hatta şöyle söyleyeyim. Hoca beni çağırdı. Hocadaydı paralar. Beni çağırdı. Gel dedi kapı dedi. Paraları dağıtalım çocuklara dedi. Tek tek hoca ile beraber kaleci Süleyman. Üçümüz dağıttık. İnanın bana 10 lira 20 liralar vardı. Tamam Yani işte o gelen paranın Galatasaray'dan ama bu geldiğini. Galatasaray'dan gelen para böyle küçük paralar olacağını düşünmüyorum ben. İşte 50'lik olur, 100'lük olur, bilmem başka türlü olur. Yani 10'luk 20'lik o kadar küçük paralardı ki esnaftan toplanmış gibi. Zaten söylediler bize esnaftan topladığımız 3 aşağı 5 yukarı. Yani ne bileyim 15 yalan olmasın. Ya 10 bin lira ya 15 bin lira. Benim aldığım para 10-15 bin liraydı. Yani belki de senin aldığın para öyle, diğerlerinin farklı olabilir. Şimdi senin dediğin gibi bak bu soruyu sormadan önce de karakterinle ilgili mümkün değil. Hani en ufacık bir kötü bir şey yani. Hani kötü dersen kötüyü de geç. Yani bir insanın biraz agresif olması bile bir huydur. Öyle bir şey bile söylenmiyor seninle alakalı. Bir de diyorsun ki açık açık ben oynamazdım. Bu kadar Oynamam. yakınsanız Ali İpek seni çok iyi tanıyordur. Asla sana böyle bir şeyi iletmemiştir diye düşünüyorum. Artık Ali Başkan'a rahmetli oldum diyorsun. Böyle bir şey yaptıysa günahı kendine. Peki maça dönelim. Şimdi hakem de tabii çok konuşuldu Selçuk Dereli. Orada aldığı, alamadığı kararlar. Senin birçok röportajını izledim. Orada hakemlik bir şey yoktu ifaden var. Aynı şeye katılıyor musun? Birinci sorun bu. İkinci diyelim ki sen Fenerbahçe'nin başındasın ve şampiyonluk maçındasınız. Sürekli seyirci konfeti atıyor ve bu maç dünyada hiçbir yerde bütün motivasyonu bozulmuş futbolcular üzerinde özellikle de şampiyonluk maçıysa
oynamasına devam ettirilmez. Sen orada Fenerbahçe'nin başında olsan ne yapardın? Şimdi şunu söyleyeyim. Hakemlikten fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani maçı da ben zaman zaman seyrediyorum. Geçen hafta 1,5 ay önce yine seyrettim aynı maçı. Ama oyun evet dediğiniz gibi çok durmuş. Sürekli durdurmuşlar. İnanın konfeti soktuklarını bile bilmiyorum. Ya ben başlamadan... Ama bu kadar... organize iş biliyorsun. O konfetiyi durduk yere taraftar sokamaz tabii. İçeri Yusuf yani. Bu bir yani organize bir iş. Düşün ben başkanın en yakınıyım. Can abinin, hocanın en yakınıyım. Her şeyi beraber konuşuruz. Ya ben konfeti girdiğini bile bilmiyorum. İnanın bana bilmiyorum. Ya bilmezsin sana söylemiyorlar zaten belli. Yani sana burada kötü gidecek ya da bir organizasyon içerisinde Fenerbahçe'yi alt edecek ya da arka plana atacak olayları sana söylemiyorlar. Evet. Aslında Fenerbahçe işi ilk 20 dakikada koparabilirdi. Çok pozisyona girdiler. Çok karşı karşıya kaldılar. Atamadılar. Bizim kaleci kurtardı. Yani 20. dakikada iş bitebilirdi. Ama 20. dakikadan sonra biz biraz daha dengeyi kurduk maçın genelinde. Biz çok pozisyonlara girdik. Benim de arkadaşlarım gerçekten iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Normal şartlarda iyi oynayamazsın. Elin ayağın titrer. Kaybedersen düşeceğin bir maç. Rakip kazanırsa şampiyon olabileceğin maç. Rakip için de çok önemli. Sizin için de çok önemli. Yani çoğumuz gideceğiz. İkincilikte top oynayacağız. Yani bir alt kademeye düşeceğiz. Zor bir maçtı. Ben hatta maçtan 2-3 gün önce telefonumu tamamen kapattım. Evimle her tarafa ilişkimi kestim. Sadece maça odaklanmak için. Çoğu arkadaşımız da böyle yaptı. Hatta biz erken kampa da girdik. Yani çünkü bizim için önemliydi. Düşseydik paralarımızın belki büyük bir kısmını alamayacaktık. Vallahi aslında yıllarca unutulmayan maç bence sadece konfetilerin yağmasıydı. Maçın 16 dakika uzamasıydı. Ama çok sık maç durduruluyor. Şimdi 5 dakikada bir konfeti atılıyor. Şimdi motivasyon komple gidiyor. Yani oyuncular üzerinde çok ciddi bir baskı var orada. Hatta geçtiğimiz günlerde biliyorsun bak Başakşehir yurt dışında oynadığı bir maçta yaşadıklarından dolayı orada direkt hakem çünkü motivasyonu düşüyor. Oyuncuların morali bozuyor. Yani bu maçı devam ettirmek doğru bir karar mıydı sence? Vallahi bence şöyle bir şey var. Bıraksaydı da büyük yine olaylar olacaktı. Çünkü herkesin kafasında ligin son maçı artık Fenerbahçe Denizspor'u yener diye düşünüyordu yani. Bizler bile, futbolcular bile, biz Denizspor'u futbolcular bile biz bunları yener her türlü. İnşallah diğer takımlar kaybeder de biz ligde kalırız diye düşündüğümüz zamanlar da oldu. Belki hakem de ondan dolayı düşünmüştür. Belki Fenerbahçeli yöneticiler de belki el koyabilirdi işi ama demek ki onlar da koymadan önce biz nasıl olsa buradan Denizspor'u yeneriz diye düşünmüş olabilirler diye düşünüyorum. Ama tabii ki böyle olasılıklar üzerinden hakemlik yapılmaz. Yapılmaz, tabii ki yapılmaz. Yani bugün hala bu maçı konuşuyoruz. Fenerbahçeli taraftarların Selçuk Dereli'ye hiçbir zaman da hakları helal olmayacak herhalde. Her seferinde bunu dile getiriyorlar elbette ki. Peki, anladım kadarıyla. Ben şunu söyleyeyim. Yani şunu söyleyeyim ya yanlış anlaşılmasın. Maçın genelinde duraklamalarla ilgili bir şey söylemiyorum. Maçın genel o yani topun oyunda olduğu sürelerde hakemlik çok fazla bir şey yoktu. O anlamda söyledim. Tabii yok, uzatmalar. Bunu Nobre de söyledi. Yani o gün öyle bir Denizli Spor vardı ki karşımızda Barcelona ile oynuyor gibiydik dedi. Yani. Aynen öyle. O yüzden hani çok ciddi bir teşvik gelmiş. Orada kafayı bile bırakırsın o teşvik primiyle. Bir daha söylüyorum. Yusuf Şimşek adına, kendi adıma, şahsıma söylüyorum. Ben ne teşvik aldım, ne duydum, ne gördüm. Eğer peki aldılarsa da herkesin günahı kendine. Peki, şimdi Fenerbahçe'ye geçiş sürecini bir dinleyelim senden. Nasıl oldu, nasıl gelişti, kim öncülük etti? Ve Fenerbahçe'de olduğun zamanları aslında biraz daha böyle çıraklık, Beşiktaş'taki zamanları ustalık olarak nitelendirir misin? Orada aldığın hatalı kararlar var mı? En büyüğü nedir mesela? Bunları paylaşırsan seviniriz. Şimdi tabii Denizspor'da oynarken artık yavaş yavaş gündeme gelmeye başladım. Yaşımda 22 falan da herhalde galiba. Galatasaray istiyor, Beşiktaş istiyor, Fenerbahçe istiyor, Trabzonspor istiyor. Yani dört büyükler de istiyordu. Liglerin bitmesine 9 hafta falan varken rahmetli Şadan Kalkavan aradı beni. O zaman yönetimdeydi. Dedi ki biz seni istiyoruz oğlum dedi. Gelir misin bize dedi. Olabilir başkanım neden olmasın dedim. Seni bekliyorum İstanbul'da. Liglerin bitmesine 9 hafta varken geldim ben İstanbul'a. Büyük kulüpte görüştük. Selim Bey de vardı. Selim Soydan da vardı. Onlarla anlaştım ben. Liglerin bitmesine 9 hafta varken. Tekrar geri döndüm. Ama ben anlaştım yani. Diğer takımlar işte Beşiktaş ne istiyor? Galatasaray, Trabzon sürekli kulübü arıyorlar. Beni de arıyorlar.
Ben ama işte çıkarmam, işte sezon bitsin diye düşündüm. Sonra Selim Bey ile Şadan Bey istifa ettiler. Onlar istifa edince benim otomatikman anlaşmam sıfırlanmış oldu. Aziz Bey çağırdı, Aziz Yıldırım çağırdı. Gittim İstanbul'a, görüştük. Anlaştım, paranın hatta iki mislini verdi Aziz Bey. Şadan Bey ile Selim Bey ile anlaştım, paranın iki mislini verdi. Peki o rakamı bilmiyor muymuş Aziz Yıldırım sana teklif edilen rakamı? Biliyor, yoksa yok mu ilk katına çıkardı? Biliyordu. Şöyle biliyordu başkan. Ama beni de kaçırmak istemiyordu. Çünkü ben onlarla anlaştığım için sözleşmeyi yırttık. Onlar biraz yolu anlatır mısın? O iki katına çıkma nasıl geldi? O para o nasıl oldu yani? Ne dedi sana? Başkan mı? Evet evet. Başkan bir şey demedi. Kaç para anlaştınız dedi. Dedim başkanım işte 2 liraya anlaştım. 4 lira vereceğim ben sana dedi. Tamam başkanım siz nasıl isterseniz öyle olsun dedim. Anlaştık biz Aziz Bey'le ama imza yok. Ben yine anlaştım. Oradan çıktım. Etiler'e geldim. Beşiktaş'tan aradılar. İlla ki görüşeceğiz dedim ki ben anlaştım. Fenerbahçe'yle. Ben geri dönemem dedim. Ya lütfen dedi bir gel dedi otelde görüşelim. Ahmet Amoğlu vardı. Yıldırım Başkan vardı. Yıldırım Demirören. Oteli var biliyorsun. Meşhur oteli. Oraya gittim. Girdim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İşte sohbet, muhabbet. Kaç para anlaştın? 4 lira dedim. 8 lira vereceğiz dedi. Çok güzel. Ne oluyor dedim ya, ne oluyor? Bu gerçek ya, bunu sorabilirsin. Yıldırım Başkan ölmedi. Sorabilirsiniz denk geldiğiniz yerde. Ya dedim başkanım, daha 22 yaşındayım çocuğum ya. Başkanım dedim, ben dedim sözümden geri dönemem ya dedim. Yani teklifiniz süper, çok güzel. Benim paraya kazanma ihtiyacım da var. Ama dedim ben dedim sözümden geri dönemem dedim. Ya dedi oğlum dedi, bir gün daha düşün dedi. Ben düşünmeyeyim başkanım dedim. Yani ben sözümden geri dönmem dedim. Ve oradan çıktım. Yanlış hatırlamıyorsam 1-2 hafta içinde de imza yaptım. Peki Aziz Yıldırım biliyor mu Beşiktaş'tan sana bu öyle bir teklif geldiğini? Söyledim. Ne dedi? Teşekkür ederim dedi. Sen dedi doğru olanı yapmışsın dedi. Burayı seçerek dedi. Velhasıl Fenerbahçe'ye gittik. Daha Türkçesi, daha sonra ne oldu? Şampiyon olduk. Sözleşmem bitti. Benim sözleşmem 1 yıllık. Şampiyon olduk. Ligler bitti. Antalya'ya geldim. Tabii şampiyonun hevesiyle geziyoruz, tozuyoruz. Bu arada beni Beşiktaş Galatasaray yine arıyor sürekli. İşte bize gel, bize gel falan filan. Şu kadarı veririz, bu kadarı veririz. İşte ben keyif yapıyorum artık. Şampiyon olmuşum ya, keyif yapıyorum. Bir gün akşamüstü Aziz Başkan aradı. Neredesin oğlum dedi. Dedim Antalya'dayım başkanım dedim. Yarın dedi gelip boşum bu karayı bize atar mısın dedi. Bir an düşündüm şöyle. Galatasaray teklif var, Beşiktaş'tan teklif var, iyi paralar var. Geliyorum başkanım dedi. Sabah kalktım, uçağa bindim. İmzamı attım. Boş mu kare hiç bilmiyorum kaç para. İmzamı attım, geri döndüm. Peki boş mukavelenin üstüne. Aziz Yıldırım ama iyi doldurmuştur bence. Doldurmuş. Onu söylemeye çalıştım. Zaten. Çünkü ya, o benim hakkımı verdi. Yani ben onunla çalışmaktan gerçekten keyif aldım. O bana kızgın, kırgın. Şundan dolayı kırgın. Bu yine 16 dakikalık uzatma maçından dolayı çok iyi oynadım diye kırılmış, kızgınmış. Ama bu benim ekmek param. Yani ben nerenin formasını görsem oraya hizmet etmek zorundayım. Peki böyle bir şey sana biri yoluyla mı iletildi, kendi mi söyledi? Bir yoluyla iletildi. Başkan sana çok kırgın dedi. Kim söyledi? Bizim Semih Şentürk. Semih'e mi söylemiş? Hatta havalandı o maçtan sonra demiş. Yazıklar olsun demiş. Bir Yusuf'u tutamadınız ya demiş. Havalandı. Bir de bir Ortega'yı tutamadınız diye Ceyhun Eriş'e söylemiş galiba. Sen o dönemde oynadın Ortega'nın olduğu dönemde. Evet. O dönem nasıl bir dönemdi? Bu Ortega ile Ceyhun'un muhabbeti nedir? Senden dinleyelim bir de. Ya biliyorsun Ceyhun biraz şey böyle sen kırmızı dersin o beyaz der. Sen ona beyaz dersin o kırmızı der. Biraz Ceyhun enteresan bir arkadaşımızdır. Düzgün de adamdır ama karakter olarak çok düzgündür. İkisi de yetenekli. İkisi de firki kullanmayı seven adam. Mesela ben öyle firki kullanmayı seven bir adam değilim. Allah'tan diyelim üçümüz bir arada kavga edecektik sonra. Bunlar ikisi sürekli sürtüşüyorlar. Tabii Ortega'yı bezdirdiler. Çünkü Ortega içine kapanık bir çocuktu. Düşün yani Ortega'nın takımda en iyi anlaştığı çocuk altyapıdan çıkan Semih Şentürk. Evet. Sabah akşam onunla sohbet ediyorlar. Yani bizlere fazla muhabbeti yok ama gerçekten inanılmaz bir yetenekti. Fenerbahçe camiası olarak bu arkadaşımızdan hiçbir şekilde faydalanamadık. Hiçbir şekilde. Yani burada takım arkadaşlarının mı hatası var yoksa kendi hataları da var mı? Kendisinin de hatası var, bizlerin de hatası var işte. Büyüklerimizin o günlerin işte üçlerin, müşlerin de onların da hatası var. Çocuğu içimize alamadık bir türlü.
Dışladınız aslında... mı yoksa o kendi mi girmedi içeriye yani? Çok... Orada sorun ne? Soğuk bir adamdı ya. Ortega gerçekten soğuk bir adamdı. Mesela Revi öyle değildi. Revi acayip bir herifti. Rapaic acayip bir herifti. Mirković, Anderson acayip bunlara da oynadım. Bunlar hemen içimize girdiler. Arkadaşlık, dostluk kurduk mesela. Ben Revi'yle çok geziyordum. Rapaic'le evlerine gidiyordum. Çağırıyorlardı beni. Regenç olduğum için. Benimle çok ilgilendiler. Ama Ortega maalesef biraz daha bizden kopuktu. Revivo'nun Ortega'ya gidip işte bu diğer grupla ilgili işte onu sevmedikleri konusunda bazı şeyler ilettiğini anlatmıştı Ceyhun. Yani ortalığı biraz Revivo karıştırdı dedi. Yani bizim söylemediğimiz şeyleri onlara iletip onun söylemediği şeyleri bize iletti. Orada bir denge sorunu yaşandı diye Aziz Yıldırım anlatmış hatta. Bilmiyorum ne kadar. Revivo zeki bir adamdı. Revivo evet. Çok zeki bir adamdı. Revivo ile ilgili o zaman söylenenlerin belki fazlası da vardır. Sen anlat bize lütfen ne oldu o dönem? Vallahi. Neden böyle bir şey yapmış olabilir? Ya aslında 20 yıl geçti. Çoğu şeyi insan unutuyor. Ama ben Revivo'yu gerçekten çok severdim. Neden? Bana çok sahip çıktı. Ne bileyim, benim eve çok gelirdi. Kendi evine beni çok götürürdü, gezdirirdi. Bana çok inanılmaz destekler oldu Revivo'nun. Yani Revivo'nun tabii ki ufak tefek yanlışları vardı ama ben Revo'yu insan olarak çok seviyordum yani. Zaman zaman görüştüm ama bir yerden sonra ilişkimiz koptu. Peki Aziz Yıldırım'ın Ortega ile ilgili işte sizlere onu sahiplenemediniz, sahip çıkamadınız şeklinde bir ifadesi olmuş. Evet. Yani onu tutmak istiyordu o zaman değil mi takımda Aziz Yıldırım? Tabii başkan zaman zaman gelip toplantılar yapardı. Hoca yokken özellikle Laurent döneminde, Mustafa Hoca döneminde değil de Laurent döneminde gelip toplantılar yapardı. Güzel fırçalar kayardı başkan sağ olsun. Herkesin. Nasıl mesela? Nasıl fırçalar atıyor? Ya, mesela bir maç oynardık. Hoca yokken Oğuz Hoca gelirdi beraber. Toplantı yapardı işte. Toplantıda mesela sağ taraftan aldın çalım atıyorsun. Sol tarafa gidiyorsun. Oğlum sen nereye gidiyorsun lan derdi. Böyle, nereye gidiyorsun lan sen derdi. Yani maçla ilgili analiz yapardı. İşte Ali Güneş'e kızardı. Rüştü abiye kızardı. İşte bu adama niye yardım etmiyorsunuz, işte Ortega'ya niye yardım etmiyorsunuz falan filan türü şeyler söylediği zaman zaman oldu. Ama şunu söyleyeyim, başkandan korkardık yani. Korkmak mı, çekinir miydiniz ya da saygı mı duyardınız? Hem saygı hem de korku da vardı gerçekten. Ben mesela kendi adıma söyleyeyim, gece gezmeyi severdim. O zaman bekardım, gece gezmeyi çok seviyordum. Nereye gitsem ertesi gün tık haber gelirdi. Gece gezmiş yine. Şuradaymış, buradaymış. Oyun oynamaya gitmiş, içki içmeye gitmiş falan filan. Yani acayip etrafı kuvvetliydi. Ben mesela korkardım. Belli bir zaman sonra artık çıkmamaya başladım. Çünkü Oğuz Hoca kamp yapmaya başladı. Gençlere, bekarlara kamp yapmaya başladı. Bizim de şeyimiz, korkumuz biraz azaldı ama çalıştığım en iyi başkanlardan bir tanesiydi. Peki sana bu konularla ilgili herhangi bir şey söylemişliği var mı? Var tabii. Var tabii. Oğlum bak dedi. Daha da gepe genç adamsın. Bak ben kaç yaşındayım. Geziyorum, tozuyorum, eğleniyorum, içiyorum. Her şey yapıyorum. Dedi. Oğlum dedi şurada 5-10 sene top oyna. Paranı kazan. Ondan sonra ne yapıyorsan yap lan diyor ya. Hep bana öğüt veriyordu. Bir gün artık benim canıma tak etti. Mustafa Hoca da gitmişti. Dedim ki başkanım ben ayrılmak istiyorum dedim. Tesise geldi. Trabzonspor'a gidecektim. Trabzonspor çok istiyordu dedim. Trabzon'a gidecektim. Bak dedi Yusuf ne yapalım biliyor musun? Benim evim orada dedi, halı saha var dedi. Geldi akşamüstü dedi. Millet antrenman yaparken sen de benimle top oynarsın dedi. Böyle vakit geçiririz dedi. Bir iki sene daha geçirirsin burada dedi. Ben seni hiçbir yere göndermeyeceğim dedi. Adam gibi top oynayacaksın dedi. Kaldık yani. 1,5 sene daha kaldım ondan sonra. Ya o zaman aslında sana babalık da yapmış bir anlamda değil mi? Ama tabii şöyle ben de ona futbolculuk yaptım. Çünkü şampiyon olmuş bir takımda 34 maçın 32'sinde oynamışım. Boş mukavele kimse de atmaz imza. Ondan evet. Dolayı yine biz Mustafa Hoca dönemindeyken biz Diyarbakır'da yenildik 2-0. İkinci sıraya düştük. Geldik ertesi gün para dağıttılar kulüpte. Başkan para dağıttı. Ben gitmedim. Çünkü Diyarbakır'da yenilmişsin. Üzüldüm yani moralmen. Bozuk. Herkes gitmiş. Beni aradı. Tayfun mu neydi muhasebeci? Tayfun muydu ya? Aradı beni. Yusuf paranı aldı dedi. Geldi dedi. Hazır dedi. Dedim abi ben yarın gelirim. Yarından sonra gelirim. Gitmedim. Ertesi gün başkan aradı. Oğlum dedim herkes parasını almış. Sen niye almıyorsun dedi. Ya başkan çabuk git lan paranı al dedi. Gidip paramı aldım yani. Benim aram çok iyiydi başkanla. Peki sizin hala görüşüyor musunuz? Yok dedim ya anlattım ya.
Yo anlattın ama o noktada bitti mi artık? Mesela Ondan sonra karşılaşsanız yanına gitsen. giderim. Ben giderim. Hiç denk gelmediniz mi bir Hiç denk yerde? gelmedik. Hiç denk gelmedik. Gönlünü alırım diyorsun. Cezaevine girdiğinde mektup yazmıştım. Cevap gelmedi. Mektupta yazmıştım cezaevine girdiğinde. Cevap da gelmedi. Ama gittiğim yerde giderim. Gördüğüm yerde elini öperim yani. Ha, belki de şey yapmamıştır yani orada kimseye cevap yazmamış da Yazdım. olabilir. Ama güzel bir şey yaptın. Ne yazdın mektupta? Ya işte onu sevdiğimi anladım, söyledim. Büyük başkan olduğunu, suçsuz olduğunu, elbet bir gün suçsuzun ortaya çıkacağını gibi böyle bir dosya, bir güzel bir mektup yazmıştım. Hmm, çok güzel. Peki şampiyonluk yaşadın. Fenerbahçe'de Samsun deplasmanından şampiyon olarak geldiniz. Ne hissettin? Biraz bize o şampiyonluktan sonra işte soyunma odasını, o atmosferi anlatır mısın? Ya aslında o sene bana göre mükemmel bir takım vardı. Çünkü Rüştü abi o gün, Apo, Uçe, Mustafa Doğan, Celil geldi. Ondan sonra Rapayiç, Lazatiç, Milkoviç, Anderson, Ali Güneş, Serhat, kaleci Recep sayamadım. Serkan Özsoy, Ömer. Yani güzel bir takım vardı. Milkoviç geldi devre arasında. Mert Meriç biliyorsunuz. Güzel bir takım vardı. Bir sene boyunca hoca bizi çok iyi idare etti. Baliç geldi. Yani şöyle söyleyeyim, bu kadar yıldız oyuncu, Revivo vardı. Yıldız oyuncuları bir arada toplayıp bunları idare etmek her babayiğidin harcı değildi. Hoca inanılmaz derecede bizi idare etti ve şampiyon olduk. Bir tane anımı anlatayım Mustafa Hoca'yla. Devre arası olmuştu. Hayatım boyunca hiç unutmam. Benim de düştüm ben devre arasında. Bir mekana girerken, erken giderken aşağıya düştüm. Kolum kırıldı. Gece kulübüne mi? Gece kulübüne, evet. Denizli'ye gittim arkadaşlarım yanına. Orada gece kulübüne giderken düştüm. Kolum kırıldı. Neyse İstanbul'a geldim. Ameliyat olduk. Kolum bandajlı. Antrenmanlar başladı. İşte maçlar başlayacak. Biz de o gün abi, şey pardon o gün yok. Abdullah, Mirkoviç, Celil, ben dördümüz poker oynuyoruz. Apo abinin odasında. Resepsiyonlar aradılar. Hoca geliyor dediler. Çünkü maç akşamları hoca gezer. Bunu Beşiktaş'ta da yaptı. Rize'de beraber çalıştık. Orada da yaptı. Yani hep gezer maç Genel akşamları. hocalar geziyor evet maç Hoca akşamları. gezer. Hemen resepsiyon aradılar. Hoca geliyor dediler. Şimdi benim kolum kırık. Bir baktım Celil pencereden atladı. Benim de kolum kırık, atlayamayacağım. Ulan dedim, ben de tuvalete gireyim de saklanayım banyoya. Apo abi de Mirkoviç, ikisi karşılıklı yalandan pişti oynuyorlar. Muhabbeti yapıyorlar. Ben de tuvalete girdim. Böyle cam var. Kapı açık. Ben de şöyle kapının arkasına saklandım. Hoca da çekirdek çıtlatıyor. İçeri girdi. Ne yapıyorsunuz siz burada Apo dedi. Apo dedi ki pişti oynuyoruz hocam dedi. Ama şeyler ortada belli. Poker oynandığı belli. Dedi şu kabuğu dedi şey atayım dedi. Lavaboya atayım senin dedi. Girdi. Ben şöyle saklanıyorum. Aynada beni gördü. Salaya içeri girdi. Şu salaya söyleyin. Bir koyacağım öbür kolda kalacak dedi. O kadar. Çabuk çıksın. Yani onunla bir güzel bir hocayla bir anımızla ben dururum, hemen vın kapıdan kaçtım. Yani yine bir gün Fener'de oynadım, Beşiktaş'ta oynarken yine Mustafa Hoca. Ben çok fazla sigara içmem. Futbolcuğum da içmem. Normalde de çok sigara içmem. Bir gün keyif yapayım dedim. Sigara yaktım. Yine hoca Beşiktaş'ta oynuyoruz. Geziyor odaları. Ben de sigara tam ağzıma aldım. Bir baktım hoca. Elime koydum. Elim içi yanıyor. Git dedi. Salak dedi. Şunu attı şey dedi. Banyo dedi. Adam o kadar saygım var ki elim yandı. Elimin içine koydum. Elim yandı. Gitti bir salak dedi şunu at dedi. Yani benim hocaya da acayip bir şeyim vardı. Mustafa Hoca'ya. Peki hoca seni ilk 11 oynatmıyor Beşiktaş'ta mesela. Daha sonradan oyuna sokuyormuş. Onunla ilgili de birkaç şey söylemiştin hatırladığım kadarıyla. Niye seni ilk 11'de oynatmıyormuş? Bu sebebini söylemiş sana. Söyledi bana, dedi ki oğlum dedi ben seni ilk 11'de oynatsam dedi. Maça dedi çok etki edemeyeceksin dedi. Hep dedi seni sonradan soktum dedi. Maça etki ettin dedi. Hala insanlar seni konuşuyorsa dedi, demek ki dedi benim taktiklerim işe yaramış. Senin sinirlerin boşu boşunaymış dedi. Ama ben Fenerbahçe'de çok oynadım. Fenerbahçe'de çok oynattı beni. Beşiktaş'ta az oynattı. Evet Beşiktaş'ta. Peki Trabzonspor'a gitme hikayen varken bir anda yine rotayı Mustafa Denizli herhalde Beşiktaş'a mı çeviriyor? Aynen öyle oldu. Nasıl oldu? Nasıl gelişti? Ben Bursaspor'da oynuyordum o zaman. Ayrılacaktım. Bursaspor'da keyif alamadım. Ya şöyle keyif alamadım. Sakatlandım. Sezon başı
Hazırlık maçında 3 maç ceza aldım. Hakeme küfrettim. 3 maç ceza aldım. Hazırlık maçında düşün yani. Bursa'nın hakemleri Bursa'yla bir takımla maç yapıyoruz. Hakeme hakaret ediyorum. Bana 3 maç ceza verdi. İşte 3 maç oynamadım falan filan. Sıkıntılı bir dönemdi Bursa'da. Ha, sevdiğim bir yer miydi? Çok sevdiğim bir yerdi. Liglerin de bitmesine 2 ay falan vardı. Ersun Hoca beni aradı. Dedi ki seni Trabzon'a alacağım dedi. Tamam hocam olur dedim. Sen de oradan güzel bir şekilde ayrıl. Antalya'ya gel. Ben antrenman yaptırayım sana dedi. Ben Antalya'ya geldim. Hocaya söyledim. Ertuğrul Sağlam gelmişti o zaman. Müsaade edersen ben de gitmek istiyorum dedim. Tamam git dedi. Bayağı bir çalıştık. Özel hoca gönderiyorlar. Sabah çalışıyoruz. Akşam tekrar bir daha çalışıyoruz. Çalıştık. Aslında anlaşmayı da yapmıştık. Miktarda güzel bir miktardı. 1,5 yıllık. Tamam dedim ben. Bir gün ya sabah idmanı yaptık. Recep Hoca vardı. Trabzonspor'un hocası. O idmanı bıraktı, bitirdi, gitti. Böyle oturuyorum, dinleniyorum tesiste. Benim iş yerim var tesiste, dinleniyorum. Bir telefon çaldı. Numarayı bilmiyorum. Oğlum ne haber dedi. İyi dedim, kimsiniz dedim. Ben Mustafa Hocam. Ben hemen tabii düzeldim. Sanki beni görecek gibi. Buyur hocam dedi. Düzeldim. Ne yapıyorsun dedi. Dedim hocam işte böyle böyle Trabzonspor'la anlaştım sayılır. Antrenman yaptım işte dinleniyorum dedim. Ben seni aldım dedi. Nereden aldım hocam dedim. Ben dün akşam dedi İbrahim Yazıcı, ben dedi Yıldırım Başkan dedi. Seni aldık biz dedi. Hocam ben dedim söz verdim. Sözümden geri dönemem dedim. Hocayla konuşayım. Olmazsa olur dedim. İyi peki hadi git konuş dedi. Bindim arabaya. Ama 2 aydır alamıyorlar benim bonservisi. İşte şunu verelim, para verelim, şunu alalım, bunu verelim. Takas yapalım, para verelim. Bir türlü gerçekleşmiyor. Neyse ben bindim arabaya. Kardeşim var, bir de ortağım var. Üçümüz gidiyoruz. Meleğe varmak üzereyiz. Bir daha aradı hoca. Bak dedi 2 ayda seni alamadı. Hocam dedi. Ersun hocam dedi. Ben bir gecede aldım seni dedi. İşte kafam tabii karıştı. Neyse gittim. Başladık. İşte yönetici vardı 2 tane. Hoca vardı. Ben, bizim kardeşim, bir de ortağım vardı. Sohbet sohbet. Bizim para 600'e düştü. Hocam? Yönetici dedi ki menajerlik parası var dedi. 150 lira. 50'sini sen ver, 100'ünü biz verelim dedi. Ben hocaya baktım. Hocam dedim para düştükçe düşüyor. Biz dedim böyle konuşmadık seninle. Çünkü benim Bursa Spor'dan alacağım paradan daha aşağıya gideceğim bile. İşin garibine bak yani. Gider miyim yani? Olmaz hocam dedim. Dedi ki yönetici sana da nereden transfer teklifi vardı? Kayseri'den, Antalya'dan falan mı vardı teklif dedi. Yo dedim. Nereden vardı? Getireyim dedim sözleşme size şartları dedim. Getir dedi. Aradım menajeri. Şu dedim Beşiktaş'ın teklifini bir gönderin bakayım dedim. Neyse. Otele hemen tak faks geldi. Getirdim. Şöyle koydum masanın üstüne. Buyurun dedim. Adam gördüm. 2 katını veriyorum dedim. O iş bitti dedim. Siz dedim beni burada aşağıladınız. O iş bitti. 2 katı da inanılmaz bir para. İnanılmaz bir para yani. Dedim benim için iş bitmiştir. Ben dedim Beşiktaş'a gidiyorum. Neyse hoca bizi uğratıyor. Oğlum diyor gitme lan gerizekalı mısın diyor. Dur diyor kal diyor falan filan. Neler söylüyor hoca. Hocam dedim bitti. Çünkü gerçekten beni şey durumuna soktular. Yani dilenci gibi dilenci durumuna soktular. Böyle asıl kelam. Geri döndüm. Hocaya dedim aradım. Hocam dedim böyle böyle anlaşamadık. Ben geleceğim dedim yarın sabah imza atarım dedim. Dur seni arayacaklar dedim. Gece saat 2'de faks yoluyla imza attım ben Beşiktaş'a. Bir daha tekrar geri gideceğim diye gece faks yoluyla imza attılar. Biz sabah kalktık erkenden. Havalanına gidiyoruz. Baktım Ersun Hoca diyor. Neredesin? İstanbul. Dön diyor dön. Çabuk buraya gel diyor. Ben sana diyorum istediğin parayı verdireceğim diyor. Hocam dedim. Gece 2'de imza attım ben dedim. Ben gidiyorum. Gece hayırlı gidiyorum. Olsun. Yani böyle bir... Beşiktaş maceram böyle başladı. Paralar demek ki böyle şişiyor. Paralar aslında şişmiyor. Verdikleri sözü tutmuyor. Sadece sorun bu. Yoksa ben onlardan afaki para istemedim. Çünkü Ersun Hoca'yı ben çok severim. Ailece görüştüğüm, yıllarca ailece görüştüğüm bir insandır. Hala da görüşüyorum. Zaten şu an Antalyaspor çalıştırıyor. Yani ben söze bakarım. Hayatım tabii senlik bir şey değil. Ama böyle yapıldığı zaman işte ben başka yere imza attım deyince aman öbür kulübe gitmesin diye parayı 2'ye katlıyorlar. Bu yurt dışından gelen yabancı oyuncular için de geçerli biliyorsun. Aynen. Rakamlar böyle şişiyor demek istediğim bu aslında. Aynı oyuncuya 4 büyük kulüp talip oluyor. Evet. O rakam 1'ken 10'a kadar gidiyor. Yani bu kulüplerin birbirleriyle yarış hali işte şu anda gördüğümüz mali krizlerin en büyük sebebi. Aynen öyle. Yani
Trabzon'un ilk verdiği paradan az paraya Beşiktaş'a geldim. Öyle de bir durum var yani. Evet. Ama pişman olmadın tabii. Oldun mu? Hiç pişman olmadım. Hiç pişman olmadım. Tam tersi. Biraz önce programın başında dedin ya, gençlik çağlarında Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadın diye. Evet. Beşiktaş'ta yaşadığım şampiyonluk şöyleydi. 32 yaşında gitmek, artık bilinçlisin, evlisin, çorun çocukların var. Bilinçlisin. Orada keyif aldım ya. Gerçekten keyif aldım. Dönemin. Futbolda ustalık dönemin değil mi? Evet, ustalık dönemi. Fenerbahçe'de çok keyif aldım. 22-23 yaşındayım. Şampiyon olmuşsun. Antalya'ya geliyorsun. Herkes sana farklı gözle bakıyor. İşte Yusuf gelmiş. Fenerbahçeli bizim gururumuz. Antalya'nın çocuğu falan. Tabii ki orada keyif aldım ama Beşiktaş'ta daha bilinçli bir futbolun son deminde güzel bir şampiyonluk oldu benim adıma. Peki totemin var mı? Maç totemin? Vardır. Ne var? Maçtan önce stada gitmeden önce duşumu alırım. İki rekat şükür namazımı kılarım. Öyle giderim. Otobüse sağ ayağımla binerim. Sahaya çıkarken sağ ayağımla çıkarım. Çıkmadan önce içeride formamı giyerken giyerim. Üç defa ilham, üç defa kurfalla okurum. Böyle çıkarım maçlara. Şimdi de aynı şekilde. Takım arkadaşlarının da ilginç totemleri olan var mı? İdi Fenerbahçe'de mesela. Vallahi çok bilmiyorum. Çok da aklıma gelmiyor. Yani herkesin, futbolcuların %80'inin bir totemi vardır aslında. Birçoğu dua ederek çıkar. Birçoğu sağ ayakla çıkar. Sol ayakla girersen uğursuzluk derler. Ben de öyleydim mesela. Yıllarca antrenörümde de böyle. Sağ ayağımla sahaya girmeye çalışırım. Maçtan önce namazımı kılarım. İki rekat şükür namazını ve dualarımı okurum. Öyle maça çıkarım. Peki. Şimdi birkaç şey soracağım sana. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'den bu isimleri vermeni rica ediyorum. Takımın en eğlencelisi Beşiktaş'ta kimdi? Fenerbahçe'de kimdi? Beşiktaş'ta Nobre. Fenerbahçe'de? Yani benim açımdan o gün abiydi. Neden? Sürekli onunla vakit geçiriyordum. Onunla gırgır sanat yapıyordum. Benden çok büyük olmasına rağmen yaş olarak. Onunla çok iyi anlaşıyordum ben o gün abiyle. Esprili komik biri midir? Şakalar mı yapar? Komiktir o gün abi. Var mı şey anınız böyle? Ya ben çok böyle nasıl söyleyeyim? Komikliği seven bir adam. Mesela Cem Yılmaz'ın filmi oynar ya da Atatürk'ün filmi oynar. Ben gülmem, seyretmem de zaten. Yani sevmiyorum. Böyle komik şeyler çok fazla sevmiyorum. Ama ben Nobre çok neşeli bir adamdı. Esprili bir adamdı. Türkçe'de fazla iyi bilmediği için ben ona gülerdim mesela. Komik bir adamdı. O gün abiyle de farklı diyaloglarımız vardı. İyi sohbet ederdik, konuşurduk, yaklaşırdık. Bana göre komik bir adamdı o gün abi. Peki takımın en zekisi? Zekisi. Zeki. Beşiktaş'ta Tello. Fener'de Revivo. Revivo. Evet. Ortega'yı göndermiş. O kadar zekiymiş ki. çok güzel ortalık. Revivo geldi ilk sene. Takım kaptanı oldu. Yani herkesin yapabileceği bir iş değil. Takım kaptanı olur Revivo yani. Ve bunu zekasıyla yaptığını düşünüyorsun. %100. Hem zekası, futbol zekası çok iyiydi. Dışarıdaki zekası da çok iyi Revivo'nun. Mesela seni en etkileyen şeyi nedir, özelliği Revivo'nun? İyi yaklaşır. Dilini güzel kullanır. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Güzel güzel laf da alabiliyor böylelikle herhalde. Güzel söktürüyor, döktürüyor insanları. Söktürür. Revivo o konuda number one'dır yani. Evet doğru, bu bir zeka örneği tabii ki. En çapkın. Beşiktaş'ta en çapkın. Kaş İbrahim. İbrahim Kaş. Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'de Serhat fena değildi. Serhat takım fena değildi. Peki en tembel. Tembel. Serdar Özkan Beşiktaş'ta. Sevmez çalışmayı. Rüştü abi. Rüştü abi sevmezdi. Rüştü Fenerbahçe'de. Sevmez yani ya. Zor mu böyle antrenmana çıkmak, etmek, ekstra antrenman yapmak, idman yapmak? Rüştü abi çok bitsin sevmezdi. De gidelim mi? Efendim? Ya antrenman bitsin de bir an önce gidelim gibi ya mi? Rüştü abi antrenmana çıkıncaya kadar eziyet çekerdi. Antrenmanda fena çalışmaz ama çok fazla sevmez antrenmanı. Serdar hiç sevmez antrenmanı.
çalışmayı sevmez. Fenerbahçe'de kendimi söyleyebilirim birinci. İkinci de Baliç'i söyleyebilirim. Baliç, tembel. Aha. Ama ikinci benim dönemde geldiği zamanki Baliç'i söylüyorum. Anladım, anladım. Benden önceki Baliç değil. Ben de Baliç tamam. Tembel. Tembel de. Bir de kendimi söylerim tembel diye. Peki en bonkör. Üzülmez. İbrahim Üzülmez. Beşiktaş'ta üzülmez. Rafaiç. Fenerbahçe'de. Peki. En cimri. Cimri. Valla benim pek cimri arkadaşım yok ama. Yok mu? Ama takımda yani. Arkadaşım. Ya vardır, mutlaka vardır ama. Pinti böyle. Suyun hesabını yapan falan. Valla benim aklıma gelmiyor ya. Gelmedi mi? Peki en şık kim giyinirdi? En şık kim giyinirdi? Hakan Arıkan. Beşiktaş'ta Hakan Arıkan giyinirdi. Fener'de Uçe. Uçe. En merhametli böyle iyiliksever, yardımsever. Rafaiç Fenerbahçe'de. Beşiktaş'a da üzülmez diyorum yine. Üzülmez. Peki, tamam. Son olarak şunu sormak istiyorum sana. Yine Denizli Spor'la başladık ya, Denizli Spor'la kapatalım. Sen Denizli Spor maçı bittikten sonra Fenerbahçe'den bir icra kağıdı aldığın ya da icra geldiği yönünde bazı açıklamaların vardı. Onun nedir aslı astarı, yani neden böyle bir şey yaşandığını az çok tahmin ediyoruz da. Nereden geldi bu icra? Ki Fenerbahçe'nin sana vereceği var diye biliyorum. Hani oradan alacak mısın ama bir icra geliyor. Tabii ben Fenerbahçe'den ayrılırken yanlış hatırlamıyorsam 180 ya da 200 bin lira alacağım var olarak ayrıldım Fenerbahçe'den. Bu Denizli maçından sonra da aslında benim spor okulum vardı Antalya'da. Fenerbahçe Spor Okulu'nun isim hakkını aldım. Oraya çalıştırdık biz yıllarca. Kulüpten de Fenerbahçe'den de biz oradan kıyafetler alıyoruz. İşte eşofmandır, formadır, şorttur, tişörttür. Bir 3,5 milyar lira alacağım şey borcumuz kalmış. Ben bilmiyorum da ben çok fazla ilgilenmediğim için kardeşimle ortağım ilgileniyor. Biz maç bitti. İcra geldi tesise. Bu ne icrası ya dedim. 3,5 milyar para, alışveriş yapmışız. Onun parası. Yani bu belki başkanın da haberi yoktur ama bunu bir şekilde göndermişler bize. Tabii ki biz hemen ödemesini yaptık ama bu kendilerine göre cengaverlik mi yaptılar bilmiyorum ne yaptılar. Hoş bir durum değildi. Çünkü ben Fenerbahçe 3,5 yıl hizmet etmişim. Kalkıp da Denizspor'da oynarken de Fenerbahçe'nin kazanması için maçı satacak karaktere sahip bir insan değilim. Ben evet. futbolcuların da bu karaktere sahip olmadığını düşünen bir insanım. Yapan var mıdır? Ben görmedim, rastlamadım. Teşvik birimi almışlar mıdır? Alanları vardır. Ama ben kendi şahsım adıma hiçbir şekilde bir TL bile hiç kimseden haram zıkkım olarak bir lira geçmemiştir. Geçmez bu saatten sonra. Evet. Peki Fenerbahçe'yi şöyle bir kısaca değerlendirsen, şu bu sene Erol Bulut önderliğinde, hem Erol Bulut'la ilgili yorumun nedir? Son bir de... karşılaşmadan başlayayım istersen. Tamam. Çok güzel taktikle oynadı. Bana göre Erol Hoca çok iyi analiz etmiş Alanyaspor'u. Kaybettiği maçların hepsinde de top oynama oranı çok yüksek bir takımdı Alanyaspor. Ve hepsinde kaybetti. Doğru taktikle öne geçtikten sonra doğru bir taktikle oynadı. Bence çoğu antrenörün aklına gelmeyecek bir taktik oynadığını düşünüyorum. Ama Alanyaspor'un eski hocası olmasından kaynaklanıyor olabilir mi biraz? Ben ondan kaynaklanıyor düşünmüyorum. Çünkü Erol Hoca varken bu kadar topla oynayan bir takım değildi Alanyaspor. Ama bu sene daha çok topla oynayan bir takım. Oynadığı maçlarda, kaybettiği maçlarda zaten bundan dolayı kaybetti. Bence her hocanın aklına gelmeyeceği bir taktik oynadı. Bence başarılı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe daha iyi olabilir miydi? Bana göre daha iyi olabilirdi. Tabii ki bu Covid ister istemez bütün oyuncuları etkiledi. İşte Sosa zaman zaman oynamadı. Yabancı birkaç tane oyuncu oynamadı. Şimdi Ozan Tufan kaybı Covid dediler bir şey dedi. Her oyuncu bu zamandan etkilendi. Bizler de psikolojik olarak etkilendik. Onlar da psikolojik olarak etkilendi. Ben yine Fenerbahçe'nin şampiyon adaylarındaki en büyük favorilerinden bir tanesi Fenerbahçe. Beşiktaş ve daha sonra sıralanıyor. Yani ilk başa Fenerbahçe'yi koyarım diyorsun. Koyabilirim çünkü şimdi
maddi olarak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a nazaran daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Başkandan dolayı, başkan biliyorsunuz Türkiye'nin en zenginlerinden bir tanesi. Gerekli desteği sağlayacağını düşünüyorum. Eğer Mesut da gelirse bir tık daha Fenerbahçe'yi yukarı attırır diye düşünüyorum. Duyduğum kadarıyla başka transferler de yapacaklarmış. Evet, stoper. Bir kaleci alacaklarını duydum, bir stoper alacaklarını duydum. Bu takviyeler takımları yukarı taşır. Ama bana göre inşallah Covid biterse, taraftar da gelirse işlerin daha farklı yön alabileceğini düşünüyorum ben. Tabii bu bütün takımlar için bir artı olacaktır illaki. Şu anda eksiler hepsinin eksisi, artılar hepsinin artısı. Çok teşekkür ediyoruz Ben sevgili teşekkür Yusuf ederim. Şipçek. Ağzına sağlık. Bize Antalya'dan bağlandın. Fenerbahçeli taraftarlarımızın da çok keyif alarak izleyeceği bir sohbet oldu. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Selamlar. Hoşça kal.